Son günlerde bir ekonomik ohal muhabbetidir gidiyor. Ceza hukukçusu bir profesörümüz bir tweet attı ortalık karıştı. Ekonomik ohal gelebilir dedi. Ceza hukukçumuz hala AKP'ye yakın bilindiğinden önem verildi açıklamasına. Ama zat Saadet Partisi'ne çark etmiş de kimsenin haberi pek olmamıştı. Bunu da bir kenara not koyalım. Neyse sonradan özür falan diledi de AKP ile arasını daha da fazla açmadı aslında profesörümüz güzel bir kuyuya taş attı. Nedir ekonomik OHAL? Hadi şöyle biraz anımsatalım. Hani Güneydoğu'dan bildiğimiz o halde olur ya, sokağa çıkma yasağı konur, bazı başka yasaklar konur, konur da konur. Kapalı ve açık yerlerde gösteri yasağı da konulur. Temel hak ve özgürlükleri kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir. Gerekirse anayasada öngörülen temel hak ve özgürlüklere aykırı tedbirler alınabilir. Yani birey hak ve özgürlükleri açısından sıkıntılı bir süreçtir o hal. Aslında o hali düşündürtebilecek ilk sinyal geçtiğimiz Kasım ayında MGK'da atıldı. Hani yine biz ne dediysek o diyeceğim ama vallahi de billahi de ekonomik o hal mi geliyor diye haftalar önce tam da MGK kararının açıklandığı gece burada Flash TV'de basın kulübünde program bile yaptık. Ana haber bültenlerimizde de konuyu geniş geniş işledik. Çünkü Türkiye'de bir ilk gerçekleşmiş. Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomik gelişmeler bir tehdit olarak değerlendirilmişti. Bu gözler o güne kadar öyle bir karar görmemiş, bu kulaklar öyle bir karar duymamıştı. Ekonomi artık bir iç tehditti, iç tehdit. Aynen okuyayım MKK kararını. Türkiye'nin ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiştir. Neymiş? Türkiye'nin ekonomisinde karşılaştığı sınamalar ve tehditler varmış ve değerlendirilmiş. Adı üstünde Milli Güvenlik Kurulu Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren durumlara bakar ve ekonomi bir anda milli güvenlik meselesi sayılı vermişti. Yani iç tehdit, iç. Sadece o kadar da olsa iyi. Aynı zamanda dış tehdit bile sayılabilirdi. Malumunuz ya birileri Türkiye'yi çökertmek için dolarla oynuyordu. Yahu ve de Allah sen ortada bir tehdit varsa aslında başka yerde aramak lazımdır. Mesela Erdoğan'ın faizi düşüreceğiz açıklamalarına iç tehdit mi dış tehdit mi diyeyim ne diyeyim bilemiyorum. Erdoğan konuştukça dolar fırlıyor, enflasyon artıyor, ekonomimiz büyük bir tehdit altına girmiyor muydu Allah sen? Tövbe tövbe. Neyse. Erdoğanomics yani Erdoğan ve İngilizce ekonomik sözcüklerinin birleşmiş hali olan Erdoğanomics başlı başta bir analiz konusu. Erdoğan'a miks varken ekonomi için ucu dışarıda tehdit aramak ne kadar doğru sizin aklı saliminize bırakıyorum. Aklı saliminize bırakıyorum. Aslında 28 Şubat sürecinde olsak ve başta Erbakan değil Erdoğan olsa o zamanın MGK kafası kafadan Erdoğan miksi iş tehdit olarak ilan eder. Mesele başka türlü hallolurdu. Neyse o günler geride kaldı yaradana şükür. Şimdilerde çok şükür ki çok şükür ki MGK'mız tehdit denilince zamanın ruhuna göre bakıyor, değerlendiriyor. Tıpkı 28 Şubat sürecindeki zamanın ruhunda refah yol iktidarının milli güvenlik sorunu sayılması gibi bu sefer tam tersine iktidarın beceriksizlikleri değil de iktidarın beceriksizliklerinin ortaya çıkardığı sonuçlar tehdit sayılıyor. Ama bendenizin de bir itirafı olacak. Yukarıda Allah var tam bir ay oldu. Bendeniz o gün bugündür MGK kararında ekonominin niye tehdit ilan edildiğini tam çözebilmiş değilim. Vallahi da de çözemedim billahi de. Ekonomik o hal mi ilan edilecekti? Neyin nesiydi? Ona zemin mi hazırlanıyordu? Falan filan yalan dolan işte. Vallahi anlayamadım gitti. Ta ki AKP'ye yakın olduğu söylenen ceza hukukçusu profesörümüz ekonomik o hal gelebilir diye yazana kadar. Neyse ki ardından AKP'den Numan Kurtulmuş gibi isimler ve MHP lideri açıkladı da rahatladık. Güneydoğu'da yıllarca uygulanan o hal benzeri bir ekonomik o halin Türkiye'de uygulanması mevzu bahis değildi. Böyle düşünmek gafillikti. Ekonomik o halin söylentisi bile ekonomiye zarar verirdi. İyi de o zaman MGK'nın ekonomik o hal yorumlarına yol açan ekonomi iş tehdit mealindeki açıklaması da gafillik sayılmaz mıydı o zaman? Ne gerek vardı? MGK'yı kim gaflete düşürmüştü? Vallahi da billahi de hala aklım ermiyor. Neyse tüm bu açıklamalarla kısmen rahatladım. Gaflete düşmekten son anda yırttım. Kısmen rahatladım diyorum. Çünkü bizde söylenenle yapılan sık sık birbirini tutmaz. Zamanı gelir edilen laflar unutulur. Anında gaflet ve delalete düşebiliriz ki yine de Allah korusun. Sonuçta anayasanın 119. maddesine göre ekonomik o hal anayasal bir durum. Yani kanuni esasisel bir durum. Şöyle diyor sevgili anayasamızın sevgili 119. maddesi. Ağır ekonomik bunalım hallerinde Cumhurbaşkanı Başkanı'nda toplanan Bakanlar Kurulu yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi 6 ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Eyvallah. Ağır ekonomik bunalım hallerinde ekonomik o hal ilan edilebilir edilmesine ama ama lakin şahsi kanaatımı soracak olursanız bence ekonomik o hal falan olmaz. Ben baştan söyleyeyim. Çünkü bir kere bizim iktidarımız ekonomide bunalım olduğunu falan kabul etmiyor. Her şey güllük gülistanlık diyor. Niye o hal ilan etsin? Eskiden yağ kuyrukları vardı diyerek 50 yıl öncesine göndermeler yapıp artık kuyruk yok, bolluk var diyor. Her bir şey yolunda diyor. TÜİK istatistikleri de öyle diyor. Cumhurbaşkanımız da öyle diyor. MGK ortada fol yok, yumurta yokken, alev olmayan yerden niye duman çıkardı hala anlayabilmiş değilim. Anlayabilen de beri gelsin. Zaten değerli halkımızın oyunu AKP'ye veren kesimi de gayet müreffeh olduğunu yolda sokakta Z kuşağına haykırıyor. Faleri köyün kavalcısının peşinden giden değerli halkımızın yandaş kesimi de vallaha da billaha da öyle diyor. Yani sırf gıcıklık olsun, yanlış görüntü vermeyelim diyerek dene. Halk ekmek kuyruklarına girmiyorlar, girseler de gizlice girip muhalif komşularında saklanarak giriyorlar. Zaten ekmek kuyruğunda sırf yıllardır ağızlara baklı olan AKP gelmeden önce kuyruklar vardı lafını AKP'lilere geri yedirmek için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu gıcığına ucuzsak ekmek satarak yaratıyor. Kuyrukları gıcığına yaratıyor ki o eskiden kuyruk vardı AKP'den önce lafını yesinler diye. Ki tüm bu acı gerçekleri aha da bu gözlerle görüyoruz. Hepsi kumpas gene CHP'nin işi. Zaten ekmek kuyruğuna girme görüntüleri ne zaman yasaklanacak? Ve değerli emniyet teşkilatımız ekmek kuyruğundaki vatandaşlara, üniversite öğrencilerine dalar gibi ne zaman dalacak diye beklemiyor da değilim. Çünkü o hal zaten an itibariyle bu hal. <laughs> Ondan mütevellit yine de ne olur ne olmaz olur da olur diyerek ekonomik o halde olabilecekleri sıralayayım. Şöyle ki vatandaşlar için para ve mal çalışma yükümlülükleri getirilebilir. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir. Olağanüstü hal hükmünde kararname çıkarılabilir. Olağanüstü hallerde kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi oldukça genişler. Ve bu kararnamelerin yargısal denetimleri de yapılmaz. Yani paranla ilgili de şey yapabilirler. Sana çalışma işi de koyabilirler. Bir de bu arada yetkileri genişletirler. Her türlü alanda kanun hükmünde kararname ile üretmeye çalışırlar. Ana maddeye bak güya espri yapmıştım ama vallahi de billahi de ekmek kuyruğuna girmek her an yasaklanabilir. Dedim ya o hal zaten bu hal. Yahu o halde ne olur diye neler sayılıyorsa vatandaşlara para, mal ve çalışma yükümlülükleri getirme dışında hepsi uygulanabilir zaten. Malumun ilanına ne gerek var? Zaten o hal mevcut bir hal. Bu hal. Baksanıza AKP ekonomisinin ekonominin gidişatı mevzulu sokak röportajı yapanları ev hapsiliyle eve tıkıyor. Barınamıyoruz diyen, ev yurt bulamayan üniversiteli gençlere ise ev hapsi veremiyor. Çünkü gariplerin evleri yurtları yok. Ev hapsi verse hangi eve tıkacak? Ah! Etme bulma dünyası işte. O çocukları da mecburen serbest bırakarak cezalandırıyor. Çünkü dışarısı çocuklara verilebilecek en iyi ceza. Barınamıyorlar ki. Yine ağzıma sakız yapacağım. Allah aşkına o hal inanına ne gerek var ki zaten? O hal zaten mevcuttaki bu hal değil de ne? Hangi çılgın bu hal varken o hal lazım diyebilir ki? Tam deli saçması. Gerçekten anlayamıyorum. Bu ülkenin aydınlığı da profesörünü de anlayamıyorum. Öz de yapmam lazım. İlk ekonomik o hal lafını bu ekranlardan Türkiye'de ilk kez ben etmiştim. Vallahi de billahi de kendimi de anlayamıyorum. Nasılsa ağzımdan çıkmış bir kere. Milletin ağzı torba değil ki büzesin. Benim ağzım da öyle yani. O yüzden içine düştüğüm o anlık gaflet için tüm halkından özür diler. O hal zaten bu hal der. Kendime tekzibi çakmayı vatandaşlık görevi at ederim. Hem bu laf daha çok hoşuma gitti. O hal zaten bu hal.